Yine bir logo yapım sitesi tanıtacağız dostlar. Squarespace'in logo yapım alanını deneyeceğiz. Squarespace aslında bir site, web site yapım sitesi. Ancak ücretsiz olarak logo yapımına da imkan veriyor. Adres çubuğumuza squarespace.com/logo simgesini yazdıktan sonra direkt sitenin içerisine gireceğiz. Siteye girdiğimiz zaman arkadaşlar her şeyin öncelikle üye olmamız gerekiyor. Çünkü üyeliksiz indirmenize izin vermediğini bilmiş olunuz. O yüzden öncelikle mutlaka üye olacaksınız. Üye girişi yaptıktan sonra burada direktmen girdiğiniz sayfada şu alanda normalde İngilizce biliyorsunuz. Türkçe diline şuradan şey yapalım. İptal edelim. Evet. Ana sayfasında diyelim ki Web 2 Akademisi diyelim. Bu şekilde projemizin ismini yazıyoruz. Ok işaretine tıklıyoruz sevgili dostlar. Tıkladıktan sonra bize alanımızı açıyor. Şimdi burada sembol eklememiz gerekiyor. Tabii sembol buraya ne ekleyeceksiniz? Yani hangi konuyla ilgili? Örneğin eğitim diyelim. Eğitim dedik. Bununla ilgili sembolleri ne yapacak? Sol kısımda bize gösterecek. Kaydırma çubuğunu aşağı doğru indirerek arkadaşlar sunulmuş olan seçenekler arasından istediğiniz, beğendiğiniz bir şeyi ekleyebilirsiniz. Örneğin bunu beğendik diyelim. Üzerine tıkladım. Şu anda sitemin logomun yazısının üzerine geldi. Bu arada yazıda bir hata yapmışız. Akademisi demişiz. Onu düzeltelim. Evet. Logomuz geldi. Şimdi bununla başka neler yapabiliriz sevgili dostlar? Bunları yaptıktan sonra biz örneğin simgemizin üzerine tıkladığımız zaman simgemizin renk tonunu belirleyebiliriz. Bunun için simgenin üzerine tıkladıktan sonra açılan renk kutucuğunda renge tıklayarak ister yan paletten renk tarzımızı seçeriz. Örneğin yeşili seçtik. Seçtikten sonra iç alandan bu yeşilin hangi tonunu kullanacaksanız oraya tıklıyorsunuz. Örneğin şöyle kısma tıklayalım ve boşluğa tıklayın. Logomuzun görünüşü o şekilde değişti. Aynı şekilde yazımız içinde renk şekillerini bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Yazımızın üzerine tıkladık. Renk paletine, renk kutucuğuna tıkladık. Paletten istediğimiz rengi seçtik. Örneğin mavi seçtik. Mavinin mora giden tonlarından hangisini istiyorsanız o alana tıklayın. Örneğin çok koyu ton istiyorsunuz. Buraya tıklayın ve bu şekilde veya kırmızı istediniz, işte kahverengi istediniz, turuncu istediniz her neyse. Buradan istediğiniz tonuna göre ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Logonuz şu anda oluşmuş durumda. Başka ne ekleyebilirsiniz? Buna şekiller ekleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde örneğin bir oradan sembol yerine biraz önceki sembol yerine ne yaptınız? Diyelim ki yıldız eklediniz veya başka bir sembol, bir geyik simgesi diyelim. Bunun gibi aşağı kısımda arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirinden oldukça farklı şeyler var. Siz sektörünüzle yani konunuzla ilgili aramak istiyorsanız sadece arama çubuğuna yazın. Örneğin okul yazalım. Tabii bunları İngilizce yazmanızda fayda var. Okul derken school olarak yazdığımız zaman enter'e basalım. Okulla ilgili seçenekleri karşımıza verecek. Diyelim ki bakın burada iki tane koşan çocuk var. Hoşumuza gitti. Bunu eklettik. Yani istediğiniz zaman logonun resmini buradan search kısmından aramalardan istediğiniz ismi yazarak aratabiliyorsunuz. O seçenekler içerisinde istediğinizi ne yapabiliyorsunuz? Ekletebiliyorsunuz. Bunu ekledik. Hatta bunun da rengini biz kırmızıya alalım. Kırmızı arasak daha güzel olur. Biraz daha bizi çağrıştırır. Bu arada yine yazı boyutumuzu istediğimiz gibi büyütüp küçültme şansımız var sevgili dostlar. Yazımızın üst kısmında kalın, ince, efendime söyleyeyim yazı türleri vesaire buradan belirleyebilirsiniz. Diyelim ki bu şekilde bir yazı stili istediniz. Yani yazının istediğiniz her türlü stilini buradan değiştirebilirsiniz. Bu şeylerin de italik veya düz olmasıyla ilgili de sağ kısımdan font stilinden değiştirme yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptınız ve diyorsunuz ki artık ben tamamladım.
Bu şekilde istiyorum. O zaman arkadaşlar artık ne yapacaksınız? Save logo diyerek sol kısmından save logo diyerek yani kaydet diyerek logonuzu kaydediyorsunuz. Üye girişi yaptıysanız direkt ben karşınıza download kısmı açılacak zaten. Şu anda download'a tıkladım ve download'a tıkladığım zaman karşıma seçenekler sundu. Gördüğünüz gibi ister siyah zemin önünde beyaz olarak, ister beyaz zemin önünde siyah olarak veya oluşturduğum şekliyle renkli olarak. Siz bunlardan hangisini istiyorsanız, üçünü de indirebilirsiniz ama hangisini istiyorsanız. Diyelim ki bunu istiyoruz. O zaman altındaki download'a tıklıyoruz ve ücretsiz olarak bilgisayarımıza iniyor. Bilgisayarımızda nasıl gözükecek? Açıp bakalım. Evet, bilgisayarımızda logomuz bu şekilde gözükecek. Sadece üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin diyorum.